Fransa Ligi'ndeyiz. Fransa Ligi Paris Saint-Germain'in artık kendi çalıp kendi oynadığı bir lig haline geldi. Tek başına götürüyorlar şampiyonluğu. Uzun yıllarda kimseye verecek gibi değiller çünkü bütçe bakımında gerçekten Paris Saint-Germain'le yarışabilecek bir takım yok. Bugün Olimpik Lyon'un başına geçeceğiz. Paris Saint-Germain devrini bitirmeye geliyoruz. Takımın varsayılanı 4-3-3 rölanti şeklinde. Sistem güzel. Bu sistemle devam edebiliriz. Severim bu sistemle oynamayı. Takım genç bir takım. Şimdi Lyon'dan bahsederken genç oyuncularımızı kullanacağız. Bu adamları daha da geliştirmeye çabalayacağız. En büyük hedefimiz bu olacak. Aouar inanılmaz bir potansiyele sahip. Dembele inanılmaz bir forvet. Celtic'teyken zaten Dembele'yi çok tutardım. Lyon'da da gayet iyi işler yaptığını düşünmekteyim. Takım genç dedik. Bu takımı gençlerle yine daha da iyi bir hale getirmeye çalışacağız. İlk hedefimiz o yönde. Depay'ımız var burada. 4-3-3 atağa çeviriyoruz. Memphis Depay oynasın diye. Bu adamı oynatmazsak olmaz. Tussart yok. Guimaraes. Bu adam da çok iyi bu arada, 21 yaşında. Toko Ekambi 80'le oynuyor. Mendes 80'le oynuyor. Müthiş bir takımın başına geldik. Gerçekten bu takımda iyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Takımın neredeyse çoğu potansiyelli oyuncu. Yaşlı oyunculardan bazılarıyla yollarımızı ayırmayı planlıyorum. Onlardan ilki Rafael olacak. 8.600 güzel bir ücret. Bunu kabul ediyorum. Ajax'ın 8.200'ünü reddediyoruz. Memphis Depay'a teklif var. Kesinlikle satmayacağım. Bu takımı Depay'ın üstüne kurmayı planlıyorum. İnanılmaz bir simülasyon canavarı. Formdaysa eğer Lyon'u gerçekten üstlere taşıyabileceğini düşündüğüm isimlerden biri Memphis Depay. Traore kesinlikle satılmayacak. Gelişecek bu adamlar. Bu kadroda geliştirmeyi planlıyorum hepsini. Rafael Benfica ile anlaşamadı ama tabii ki aslında her sezon Türkiye Ligi'nden teklif gelir Rafael'e. Rafael Türkiye Ligi'ne bir gelir. Ha, öyle haberler çıkar. Burada da Türkiye Ligi'ne mi satacağız gerçekten? 8.800 istiyoruz Fenerbahçe'den. Onlar da kabul ediyor. Rafael Fenerbahçe'de. O değildi. Traore'ye de Beşiktaş'tan teklif var. Reddediyorum. Oyuna çok net bir giriş yapıyoruz. Sociedad'da görüşüyoruz. Mikel Oyarzabal için. Abi Oyarzabal bak, 40 milyon euro ile başlıyorum. Fazladan para verdim. 61.400 dediler. Paris'le savaşmak için bütün imkanları kullanacağız. 50 milyon euroya Oyarzabal geliyor. Takıma bakıyorum. Diyorum ki ben bu takıma transfer yapmasam bile 5 yıl simüle etsem Paris Saint-Germain'le yarışacak kıvama gelirler. Öyle yeteneklere sahibiz. İşte o yetenekleri Oyarzabal gibi isimlerle daha da üst seviyeye çıkarmak istiyoruz. İlk transferimizi yapmış bulunmaktayız. Gori için AZ Alkmaar'dan kiralama teklifi var. Gitsin kendini geliştirsin. Daha da iyi seviyelerde dönsün. Depay'a bu sefer Juventus'tan teklif geldi. Marcelo'ya Chelsea'den teklif var. İşte Marcelo gidecek ilk isim. 5.800 demişler. 7.800 falan bize uygun olur da. Marcelo'nun 32 yaşında Chelsea'ye gitmesi çok tuhaf oluyor. 6.300. Yani daha gelişim vadeden bir isim almayı planlıyorum açıkçası, gelen gelirle. 7.300'e Frank Lampard'la anlaştık. Mbiva'yı da satacağız. 1.950'ye Southampton'ın teklifini kabul ediyorum. Fernando Marçal için yine Fenerbahçe'den teklif var. Fenerbahçe bayağı bizden adam almak istiyor. Cornet'e teklif geldi. 22 yaşındaki oyuncu, kesinlikle satmayacağım. Transferi kapattık. Marçal Fenerbahçe'ye gitti. Marcelo Chelsea'ye gitti. Mbiva Southampton'la anlaştı. Oyarzabal'ı getirdik Lyon'a. Rafael Fenerbahçe'ye gitti. Türkiye Ligi'ne 2 tane oyuncu sattık. Şampiyonlar Ligi'nde grubumuz Leipzig, Benfica, Admira Wacker oldu. Gruptan çıkabiliriz. Çok dengeli bir grup. Yapabiliriz bence. Ocak ayına geldik. Lyon 48 puanla ikinci sırada. Fena gitmiyoruz aslında da yenilen golde Paris Saint-Germain'in gerisinde kalmışız. Atılan golde başa baş gidiyoruz. Forvetlerimiz çalışıyor. Umarım bu çizgide bu seneyi tamamlarız. Şampiyonlar Ligi'nde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 de mağlubiyetle ikinci sırada grubu tamamladık. 11 puanla Benfica elenmiş. Grubun
elenen takımın sürprizi diyebiliriz belki de Benfica olmuş. Leipzig lider Admira Wacker sonuncu olmuş tabii ki de 6'da 0'la. Son 16'da rakibimiz Bayern Münih olmuş. Yani çekilebilecek en zorlu kurayı çektik herhalde. Stoper transferi yapacağız. Çağlar Söyüncü'yü Leicester'dan koparıp Lyon'a getirmek istiyoruz. 20 milyon euro ile de kapıyı açacağım. Çağlar'ı istiyoruz. Kesinlikle. Devre arası itibariyle burada fark yaratır. 31.500'den inmiyorlar. 28.500 desek bence anlaşabiliriz. Adamlar inmedi. 31.500. Çağlar'ı hemen stopere ekleyeceğiz. Bu arada sol bek eksiğimiz var. Bir tane sol bek transferi yapabiliriz. Yani 76'lık Kone kaça kadar gelişiyor? Potansiyeli kaç gerçekten bilmiyorum. Yetersiz gelebilir. Bizim şu an için ihtiyacımız önümüzdeki seneler için sağ kanat, belki kaleci Lopez iyi ama 90'lık kaleci alabiliyorsak o zaman işler değişir. Sol bek ve sağ bek gibi duruyor. Dubois kaça kadar gelişecek? Yine soru işareti. Son 16'da evet Lyon, Bayern Münih takıma bakıyorum. Bir stoperde eksik var, sıkıntı var. O Solet'i düzeltmemiz lazım. Hadi Denayer oynayamıyordu. Andersen niye oynamıyordu? Solet'e kadar düştük. Ya Solet kötü oyuncu değil de adamın gelişmesi lazım. Bence takım bakıyorum hazır. Hadi. Hadi başlayalım. Bayern Münih iç saha. Hadi çocuklar. Sürpriz. 2-2. Dubois atılmış 65'te. Sonrasında da gol yemişiz. Belki de o atılmasa işler daha farklı olabilirmiş. Kornet sonradan girip bir tane gol atmış. Rövanşa gideceğiz. Kötü bir sonuç almadık. Ben daha kötüsünü bekliyordum açık konuşmak gerekirse. Son 16 rövanş maçına geçeceğiz. Dubois yok bugün. Denayer döndü. Andersen'i hemen değiştirdik. Dubois'in yerine de Tete'yi oyuna koydum. Bakalım. 2-2'nin rövanşında Bayern Münih'e diş geçirebilecek miyiz? Çok yazık olmuş. 3-2 bitti maç. Bayern Münih karşısında sonuna kadar mücadele ettik. Dembele yine golünü atmış ama yetersiz. Elendik. Ligi tamamladık. İkinci sıradayız. 98 puanla Paris Saint-Germain'in 7 puan arkasında burada konumlandık. 90 gol attık. Paris Saint-Germain'den 3 gol az ama yediğimiz gol 26. Bu da demek oluyor ki defansif problemleri çözmemiz gerekiyor. Kupada çeyrek finalde Monaco'ya 4-3 ile kaybetmişiz. Penaltılarda 4-3. Maç 2-2 bitmiş. Çok yazık olmuş bu. Lig kupasında ise Paris Saint-Germain'i finalde penaltılarla kaybetmişiz. Yine maç 2-2 bitiyor. Penaltılar kabusumuz oldu. Şimdi gelelim en dikkatli inceleyeceğimiz yere. Oyarzabal 34 gol 18 asistle kendinden bekleneni yapmış. Dembele de aynı şekilde. Hem artı 3 gelişmiş Dembele 85 olmuş. Hem de 33 gol 2 asistle ben buradayım demiş. Şimdi Depay 86 olmuş. 20 gol 11 asist. Depay da tamam. Forvetler gerçekten çalışmış. Avar zaten çok yetenekli bir isim. 12 gol 19 asistle oynamış. Sağ kanatta sıkıntı var. Bertrand Traore ile sağ kanadı çözümleyemeyeceğiz. Daha yetenekli bir isim lazım oraya. Onun dışında Mendes 5 gol 13 asist. Denayer defanstan 4 golle katkı sağlamış. Güzel bir başarı onun için. Diğer oyuncuları şöyle hızlıca geçiyorum. Guimaraes 21 maça çıkmış. Çağlar 22 maç. Lopez 59 maçın 29'unda gol yememiş. Kötü bir sonuç değil ama daha iyisi neden olmasın. İkinci sezona başlıyoruz. Takım görüntüde dediğimiz gibi Traore'nin yerine adam lazım. Sağ bek sol bekte sıkıntı var. Onları çözmemiz gerekiyor. Tete, Dubois. Bence beklenen isimler onlar değil. Daha iyisi neden olmasın. Transfer bütçesi 88 milyon euro. İyi iş yapabiliriz bu bütçeye. Hedefler Şampiyonlar Ligi'nde yarı final. Kupa Nasyonel'de yarı finalmiş. İşimiz kolay değil. Özellikle Şampiyonlar Ligi bakımından ama takım gerçekten iyi gelişiyor. Neden olmasın da dedirtiyorlar açıkçası. Birçok oyuncumuza teklif var. Martin Terrier 17.900'lük teklif var. Yetmez. 20'nin üstüne çıkalım. Seni yollayalım.
Bazı oyuncularla gerçekten yollar ayrılacak. Daha nitelikli isimleri getirmemiz gerekiyor. 21.900 Martin için istediğimiz fiyat. Tam 20'nin üstünde tamamlayacaklar bunlar gibi duruyor. 20.900. Son. Leicester'la anlaştık. 20 yaşındaki oyuncumuza teklif var. Bunu reddedeceğim. Bu adam gelişir daha. Anthony Lopez'e işte Chelsea'den güzel teklif var. Piyasa değeri 70 milyon euroya kadar çıkıyormuş. Biz de o fiyat bandında açılışı yapalım. 70 isteyelim hatta direkt. 70'i kabul ettiler. 70'i kabul ettiler. Bu güzel bir haber. Maxwell Cornet için 11.900'lük düşük bir teklif. Reddediyoruz. Thiago Mendes için Bayern Münih'ten teklif var ama bu teklifi de kabul etmeyeceğim. Çok düşük Mendes'in piyasa değeri. Kaleci alma zamanı. Hedef Barcelona'dan Marc-André Ter Stegen. 80 milyon euro ile kapıyı açıyoruz. 125 istediler. Şimdi ortasını bulmak gerekirse 100-900. 119-600. Çok düşmeyecekler sanki. 105-600. Bunu anlaşırız. Sadece 1000 eurolar fark ediyor Barcelona için. 108.1. Anlaştık. Jason Denayer'e Chelsea'den teklif var. Çok düşük ama. Gerçekten çok düşük. Yani piyasa değerinin o kadar altında bir teklifle başladılar ki. 49.500. Denayer giderse iyi bir stoper alırız. Hedefim de o. Paramıza biraz daha bütçe katarak 45.300 pay reddedildi. 45.300'e Lampard'la anlaştık. Gori Porto'ya kiralanacak mı bakalım. Rene Adelaide için teklif var. Bu adamı da satmayacağım. Guimaraş'a teklif var. Bunu da reddediyoruz. Stopere acil ihtiyaç var. Kalidou Koulibaly. O ihtiyacı karşılayacak isim. Bu fiyata 80 milyon euro. Yüksekten de başladık aslında ama onların bizden talebi daha yüksek oldu. 93.900 Koulibaly için. 117.900'den inmedi adamlar. 100.900. O kaldı o 900 orada. İlginç. Fiyatta şu ana kadar bir nebze olsun inmedi. Düşüneceklermiş. Çok ilginç. Thiago Mendes için 19.800'lük teklifi Leipzig'in kabul ediyorum. Adamlar düşündü. Koulibaly için 117.900 teklifinde karar kıldılar. Ya düşecek o yani. Böyle saçma iş mi olur? Biraz bile indirime gitmediler. Hala devam ediyor pazarlıklar ya. 119.900. Abi ben bu fiyata almayacağım. İnat ettim şu an. Yani 113.900. Bunu anlaştık. Takımımız görüntüde, stoperde ve kalecide bence bir çıta üste çıktık. Bu sene daha az gol yiyeceğiz. Umuyorum ki. Transfer geçmişini gösteriyorum. Koulibaly inanılmaz bir ücretle Lyon'a geldi. Jason Denayer gitti. Gori'yi kiraladık. Marc-André Ter Stegen Lyon'a geldi. Yine uçuk bir ücrete geldi. Terrier Leicester City'ye gitti. Lopez Chelsea ile anlaştı. O da 70 milyon euroya gitti. İyi fiyata sattık. Şampiyonlar Ligi'nde grubumuz belli oldu. Liverpool, Leipzig, CSKA Moskova. Geçen seneden daha zor bir grup geldi. Bu sene Leipzig kesinlikle aşağı tarafa almak gerekiyor gruptan çıkmak istiyorsak. Ocak ayına geldik. Paris Saint Germain 19'da 19 yapmış. Biz 16 galibiyet, 2 beraberlik, 1 de mağlubiyetle Paris Saint Germain'in 7 puan arkasındayız. Bu sene adamlar gol yememiş, 4 gol yemişler yani çok ilginç. Paris Saint Germain'den bir ya da birkaç tane oyuncu alırsak işimize gelir gibi duruyor. Yoksa bu iş kolay olmayacak. Yıllar boyunca aynı döngüde devam edebiliriz. Eğer ki bizim oyuncular farklı bir seviyeye gelmezlerse. Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig aşağıda, Lyon üstte. İkinciyiz yine. 10 puanla gruptan çıktık. Fena gitmiyoruz. Yani 2 senedir idare ediyoruz. Son 16'da Manchester United'la eşleştik. Son 16'da iç sahadaki United maçıyla başlıyoruz.
Takım hazır. Haydi çocuklar, 2-1'lik galibiyet geldi. Dembele ve Guimaraş atmış golümüzü. Onların tek golünü Bruno Fernandes atmış. Şaşırtmadı hiç Bruno Fernandes'in golü. Son 16 deplasmanı. Manchester United takıma bakıyorum. Sol bekte eksik varmış. Kone yoksa en azından Tete sol bek oynayabiliyor. Oynayamıyor da idare edecek artık. Yapacak bir şey yok. Dubois orada. Yani kötü bir oyuncuyu bu maçta riske atamam. United maçı çok kritik. 2-1'in rövanşındayız. 0-0 bizi çeyrek finale götürdü. Juventus deplasmanındayız. Çeyrek finaldeki eşleşmemiz kolay değil. Ama 2-1'lik sonuç belki de bizi turlatacak. Guimaraes tek golümüzü atmış. Rövanşa gidelim artık. İç sahadayız. Juventus'la oynuyoruz yarı final için. Hadi be. Hadi be çocuklar. 1-1. Yetmedi. Eleniyoruz çeyrek finalde. Oyarzabal penaltıdan tek golümüzü atmış. Sezon sonundayız. Bu sene daha iyi bir sonuç aldık ama 102 puanla ikinci olduk ligde. Çünkü Paris Saint-Germain sadece bir kere berabere kaldı. 112 puan. Çok ultra bir puan. Yani diyebileceğimiz bir şey yok. Ligde işimiz gerçekten kolay değil. Paris Saint-Germain'in önüne geçebilmek için. Şunu söylemek gerek. İkinci sırada da biz tekiz şu an. Yaklaşabilecek bir takımı görünmüyor arkamızda. Süper Kupayı Paris Saint-Germain'i penaltılarda 4-3 yenerek kazanmışız. Ulusal Kupa'da çeyrek finalde Saint-Étienne bizi 2-1'le elemiş. Son 16'da Bordeaux'a elenmişiz Lig Kupası'nda. Peki takım ne yapmış ona bakacağız. Oyarzabal 56 maçta 53 gol. Dembele bu sene çok kötü bir performans. 23 gole kadar düşmüş. Avar 21 gol 14 asist yine formunda. Cornet yine oynamış. Bu adam birçok mevkide de oynayabiliyor ama sağ kanat ihtiyacımızı hala çözemedik. René Adelaide 7 gol 12 asist, o da gelişmeye devam ediyor. Guimaraes 6 gol 4 asist. Çağlar 3 gol 1 asist oynamış. İyi performans. Depay bu sene bitmiş. Hocam Depay gerçekten 30 maça çıkıp 2 gol 4 asist oynamış. Depay'ı yemişler. Açık konuşmak gerekirse 87'lik adamı yemişler. Traore yine bildiğimiz gibi hiçbir şey yapmamış. Koulibaly 48 maçta 1 golü var. Onun dışında diğer oyunculara bakarsak Ter Stegen 47 maça çıkmış, 26'sında gol yememiş. Sezona biraz kötü bir reytingle başlıyoruz. 48'e kadar düştük güven. O yüzden bu sene çok iyi işler yapmamız lazım. Şu defansı ve sağ kanadı bir an önce toparlamamız gerekiyor. İnanıyorum. Mali durum 118 milyon euro. Süper. Şampiyonlar Ligi'nde finale kalmamız isteniyor bu sene. Kalır mıyız? Kalacak kadroyu yapacağız. KDVR Ajax'a gidecek 13.700'e. Jean Lucas'a Arsenal'den 14.500'lük güzel bir teklif var, kabul ediyorum. Çağlar'ı Barcelona istiyor et. Tete'ye teklif var, o da kabul edilmedi. Solet 2.700 çok düşük bir teklif. 34 yaşında ama onu buraya Paris Saint-Germain'i devirmeye getireceğim. Piyasa değeri 48.500 civarınaymış en düşük ihtimali. 48.500'ü deneyeceğim. Bu fiyata Messi'yi getirirsek bir sene oynar. Bir sene iş yapar. 69.900. Yalnız bu yaştan sonra pay isteseniz ne, istemeseniz ne. %15 pay istediler bizde. 55 milyon avro. Şu anki değerine geldik. 61.100. Niye bugün bu kadar kıyasıya benimle pazarlık yapıyorlar ki acaba? 57.100'e Messi için anlaşıyoruz. Memphis Depay'a Manchester City'den 87.800'lük bir teklif var. Şu ana kadar kulüplerle anlaşamadık. İstediğimiz tutara bir türlü çıkamıyorlar Memphis Depay için. Yani 110'a ben Depay'ı gönül rahatlığıyla satarım. City de kabul ediyor. Depay gitti ama yerine gerçekten simülasyon canavarını getirmemiz gerekiyor. Paris'le mücadele ediyoruz. Kolay bir şey değil. Elimizden gelen her şeyi yapacağız dedik. 106 milyon euroluk bir teklif. Fernandes'e kabul etmediler. 126'da kaldılar. 110. 122'ye indiler. Hadi birazcık daha. 115.100.
Zamana ihtiyaçları varmış. Sol bek transferi için Porto ile görüşüyoruz. Alex Telles'i almak istiyoruz. 40 milyon euroluk bir teklifle başlayacağım. 55-200 istediler. 45-200. Bence çok uygun. 45-200 çok uygundu. 47-200 diyoruz. 55-200'den inmediler. 49-200. Birazcık inerseniz anlaşırız. Bunların da zamana ihtiyacı varmış. Çağlar Söyüncü'ye Inter'den fena bir teklif yok. Bunu arttırıp yerine çok daha yetenekli bir stoper getirmemiz lazım. Paris Saint-Germain ayarında 52.100, 52 milyon euro artı %10 pay. Hocam payı mayı boş ver, 62 ver, anlaşalım. 62 milyon euro. Şimdi Fernandes için 115.100'ü kabul etmişler. Fernandes'le anlaştık. TS'e bakıyorum. 55.200'de ısrarcılar. TS'le de anlaşacağız mecburen. Çağlar Söyüncü'nün transferinden sonra stoperde ihtiyaç doğdu. Lenglet istediğimiz isim. Barcelona'dan 89'da oynuyor. Barcelona biraz yüksek bir teklif istedi. 96.800'le geri dönüş yapıyoruz. Düşmüyorlar. Tamam kabul ya. Son transferimiz zaten. Tamam. İşte görüntüde 3. sezonun başındaki Olympique Lyon. Bence bu sene gayet iyi kadro olduk. Yedekleri de gösteriyorum. İş yapar mıyız? Neden olmasın? Transfer geçmişini göstereyim sizlere. Lenglet geldi Lyon'a. Çağlar'ı Inter'e gönderdik. İyi bir transfer oldu. İyi gelir elde ettik. Bruno Fernandes geldi. Bu adama ihtiyacımız vardı bu sene. Alex Telles sol bekte büyük bir transfer. Memphis Depay City'ye gitti. Bu takımda geçen sezon bekleneni veremediği için Depay'ı yolladık. Birazcık da mevkisiyle alakalı bir sıkıntı var. Bu sisteme tam olarak uymuyor kendisi. Pintor'u kiraladık. Messi 57 milyon euroya Lyon'un yolunu tuttu. Kadeveri Ajax'a gitti. Jean-Lucas Arsenal'le anlaştı. Traore'den kurtulduk nihayet. Sevilla'ya gitti. Dubois Roma'yla anlaştı. Şampiyonlar Ligi'nde eşleştiğimiz grup Benfica, Bayer Leverkusen, Panathinaikos. Bir maç oynadık. Bunu gözden kaçırınca biraz geç olarak Şampiyonlar Ligi grubunu sizlere tanıtıyorum. Bu grup bence çok basit bir grup. Lider çıkabiliriz. Takıma inancımız tam. Ligde işler değişiyor. Paris Saint-Germain Ocak ayı itibariyle 12 puan arkamızda. 19'da 19 yaptık. Nihayet bu hegemonyayı yıkıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde zor bir gruptan çıkma olmuş aslında. Birinci çıkmışız ama 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 puanla. Son 16'da eşleşme Tottenham'la. Son 16'ya geldik. İngiltere'deyiz. Takıma bakıyorum. Fena kadromuz yok aslında ya. Biz Tottenham'ı eleriz. 2-1'lik galibiyet geldi. Kane penaltı kaçırmış. Hiç şaşırtmadı Kane'in penaltı kaçırtması. Dembele ve Aouar gollerimizi atmışlar. Süpersiniz. Son 16 rövanş maçı. İç sahadayız. Zaman çeyrek finale çıkma zamanı. 2-0. Fernandes ve Oyarzabal atmışlar. Tottenham'ı eledik. Çeyrek final ve rakip Manchester United oldu. Bir başka İngiliz'le eşleştik. 1-0'lık galibiyet. Oyarzabal tek gol attı. Rövanşa bakacağız artık. Deplasmana geldik. United, Olympique Lyon. 3-1'lik galibiyet, yarı finaldeyiz. Dembele, Messi ve Fernandes. Yarı finalde bir başka İngiliz'le eşleştik. İngilizlerden kurtuluş yok. City deplasmanı. 1-0 kaybettik. Sané atmış onların tek golünü. İşler burada biraz kötüleşti. Zaman, finale çıkma zamanı. Bir başka İngiliz'i, üçüncü kez İngiliz kulübünü elemek istiyoruz. 3-0'lık galibiyet ve finaldeyiz. 2 tane Fernandes, 1 tane de Oyarzabal atmış. Artık herhalde eleyecek bir İngiliz kulübü kalmadığı için finalde rakip olarak bize bir önceki Rebuild'dan Atletico Madrid hediye etmişler. Finalde rakip Madrid, kolay maç olmayacak. Bunu söyleyebiliriz. Formalar. Ne güzel formalarımız var aslında. Ama beyaz siyah yapıyoruz. Takımımızı şöyle tekrar bir göstereyim. Tete bile 82 olmuş adam. Kendi kendine gelişti orada. Kone 81. Teyes 85. Fernandes 89. Aouar 90. Forvet attı 89.
Müthiş bir kadromuz var. Hadi başlayalım. Ve finale Atletico Madrid başladı. Bentancur. Adama çarptık durduk yere ya. Saul. Lemar. Çıkıyoruz. Avar. Bruno Fernandes. Şimdi Guimaraş'ta oynadı. Verdi pasını Dembele'ye. Musa Dembele. 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 Kaçan isim. Fernandes. Kafa. Öne geçiyoruz. 1-0. Müthiş bir gol organizasyonu. Dembele inanılmaz bir pas attı. Kaleci Oblak'tan beklenmeyen bir hata. İşte Dembele kaçan ismi gördü. Müthiş bir kafa vuruşu. Daha doğrusu harika bir yere gönderdi ki Oblak çaresiz kaldı. İşte Bruno Fernandes sahnede. Öndeyiz. Erken bir golle başlıyoruz maça. Güzel asist, güzel gol. Bruno Fernandes Şampiyonlar Ligi'ndeki 7. golünü attı. Çocuklar, Bruno Guimaraes, Bruno Fernandes. Avar. Dembele. Top Dembele'de. Dembele. Güzel çekti. Dembele. Bir daha verdi pasını Bruno Guimaraes'e. Guimaraes. Güzel pas. Fernandes 2 oldu. 2-0. Türkiye'de olsa su attılardı şu an Bruno Fernandes'e. Adam gitti Atletico Madrid tribünün önünde seviniyor. Çok güzel bir organizasyon. Yine pas harika. Fernandes sahnede bugün. 2-0 oldu. Şampiyonluk yolunda erken goller bulduk. Bruno Fernandes orada. Tez. Dembele. Dembele sağ taraf oynadı Avar'a. Avar. Kaçan kim orada? Lionel Messi. Lionel Messi. Hala top onda ama Messi açıyı bulamadı. Messi. Plasya out'a. Lionel Messi. Denedi şansını. Güzel de plasa aslında. Bruno Fernandes'e. Şimdi Dembele. 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 Nereye Dembele? Top tekrar bizde. Avar. Dembele.
Güzel çekti. Dembele verdi. Bruno Fernandes oblağın üstüne. Alex Teyes hala top onda. Aradan yolladı. Fernandes hemen Oyer Zabala. Orta geldi. Dembele. Müthiş paslaştık. Yani Oblak gerçekten iyi kurtardı. Harika paslar. İkinci yarıya muhteşem başlangıç ama Oblak kalesinde başarılı. Top onda. Richarlison. Thomas Lemar. Bir orta ayağının dışıyla Koulibaly. Bu arada Saul'ün önüne düştü. Richarlison. Dokunduk. Alamadık. Neyse ki Lenglet. Bu arada orta geldi. Ter Stegen son anda kurtardı. Tam çıkarken pozisyon yedik. Bir orta. Felix de iyi vurdu. Neyse ki. Ter Stegen. Yeri iyi tutmuş. Bentancur. Orta. Ter Stegen yumrukladı arkaya. Ter Stegen. Koulibaly. Avar. İyi çıktık. Teyes de verdi pası Oyer Zabal'a. Oyer Zabal dıştan aldı yalnız. Öyle bir şey yok. Oyer Zabal orta. Dembele. 3-0. Musa Dembele. Sahnede. Lyon'un yıldızı. İşte bu kadar dedi. Finito dedi. Bitti dedi olay. Oyer Zabal çok güzel orta. Dembele. Kaleci çaresiz. Oblak hiçbir şey yapamadı bugün. Çok iyiydik. Gerçekten çok iyiydik. Solda Alex Teyes var. Teyes içeride. Güzel kaçan Guimarães. Ah be o pas geçse. Çok iyi pas denemesi. Lemar. Krefin Diatta sağda boş. Diatta tek başına kaldı. Carlos Isaac. Bentancur. Şimdi Diatta güzel çekti. Verdi pası. Felix ve Bentancur. Hayır, pozisyonun gelişinden anladım zaten gol olacağını da. Bir şey yapamıyorsunuz ya. Hani biliyorsunuz gidişatı ama bazen yapacak hiçbir şey yok. Fark 2'ye indi. Atamayana atarlar oldu. Bu Guimarães o pası verebilse şu an bunu yaşamıyor olurduk. 3-1. Marc-André Ter Stegen. Günün önemli isimlerinden biriydi. Aouar bu arada soldaki boşluğu gördü. 90+1'deyiz. Oyer Zabal. Oyer Zabal hala top onda. Oyer Zabal pas istediği gibi değil ama şampiyon Lyon. Başarıyoruz. Dembele, Fernandes bugün kilidi çözen isimler. Atletico Madrid karşısında ki bu çok ilginç oldu yani bir önceki Rebuild'ın takımını finalde yenmek iyi bir tesadüf. Ve kutlama zamanı artık. Lyon'la 3 yılda bu işi başardık. Kaptanı bekleyeceğiz. Kaptanımız gelsin. Kupayı kaldırsın. Nerede o? Ter Stegen görüntüde. Geldikten sonra bence önemli işler yaptı. Ve kaptanımız tabii ki de Aouar. Kupanın ellerinde. Genç yıldızımız Aouar. Şampiyon Lyon. Güzel başarı geldi. Bu sene ligi biz domine ettik. 37 galibiyet, 1 beraberlik, 110 gol attık, 9 da gol yedik. Tam tamına 112 puanı topladık ve şampiyon olduk. Trophy Cup'ta şampiyon Olympique Lyon oldu. Penaltılarda Paris Saint-Germain'i eledik. Ulusal Kupa'da yine finalde Paris Saint-Germain'le karşılaştık. 3-1'lik galibiyet geldi. Lig Kupası'nda ise finalde Saint-Étienne'i 4-0'la geçtik. Fransa'nın hakimi Olympique Lyon. Gelelim oyuncularımıza. Oyer Zabal her zamanki gibi performans. 46 gol 17 asist. Aouar 34 gol 17 asist. Fernandes müthiş oynamış. 29 gol 22 asistle. Dembele bence
Düşük kalmış yine, 28 gol az. Yanındaki adamlar bu kadar iyi oynamasa belki de şampiyonluk gelmeyecekti forvet yüzünden. Lionel Messi 15 gol, 9 asist. Guimaraes 17 asistle oynamış. Müthiş performans gerçekten. Tevez 60 maça çıkmış. Ter Stegen'in 2 asisti var. 42 maçta da gol yememiş. Diğer oyuncuları da hızlıca geçiyorum şöyle. Gayet iyi performanslar. Rebuild'ın sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.